Baksana süper kahraman. Sen kimi öldürdün bakalım? Bana hiç sorma. Biliyorsun. Hepimiz hemen hemen aynı şeyi yaptık zaten. Ne derler bilirsin. Bütün hırsızlar kardeştir. Çekinme tatlım. Komiser bey. Bakın lütfen beni tutuklayın ama Paridi'yi bırakın. Beyefendi. Bunlar sizin söylemenizle olmaz. Kanun kendi yöntemleriyle çalışır. Lütfen şöyle geçin. İşte. Bunlar Paridi'nin kefalet belgeleri. Onu götürebilir miyiz? Sana söyledim. Pankaç abim geldiği anda Paridi'yi çıkarırız dedim. Paridi Sindia'yı getirin. Avukat bey, kefaleti hallettiniz. Ancak bu vaka daha da karmaşık hale geldi. Bize olaydan ilk bahseden ışıkçı olarak tanıdığımız çocuk, 2 gün önce kaza geçirdi. Bunun kaza olmadığından şüpheleniyoruz. Bu kasten yapılmış bir şey. Karan Mehta'nın öldürülmesi aslında başlangıç. Bu vaka planlı bir komployla yapılmış. Katil bu olayın bütün şahitlerini ve delillerini yok etmek istiyor. Çok teşekkür ederiz. Bilgi için. Bu bilgi Paridi'nin suçlu olmadığını kanıtlamak için çok yardımcı olacak. Sağ olun. Paridi. Gerçekten üzgünüm. Bu hücrede kapalı kaldın ve ben hiçbir şey yapamadım. Gerçekten üzgünüm Pari. Pratik. Böyle söyleme. Senin sevgin Paridi'ye güç verir. Cesaret verir. Karı koca ilişkisi sevgi ve güven üzerine kuruludur. Asla bunun azalmasına izin vermeyin. Göreceksiniz. Hiçbir sorun sevginizin temelini asla sarsamayacak. Eve gidelim. Komiser bey, sizden küçük bir ricam var. Lütfen medyayı bu davadan uzak tutun. Medya bundan haberdar olursa her iki ailenin de adı kirlenir. Umarım anlarsınız. Ben sizi anlıyorum. Bu konuda endişelenmenize hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Teşekkürler, gidelim. Sağ olun. Şimdi bunları düşünmene gerek yok. Kendi evindesin. Ailenle, sevdiklerinlesin. Artık korkmana gerek yok. Aynen öyle. Sadece mutluluk verebilecek şeyleri düşün. Seni endişelendiren ve üzen şeyleri, kötü düşünceleri kendinden uzak tutmalısın. Buradan geçemezsiniz demelisin. Biliyorsun Paridi, Pankaç abi davan için çalışıyor. Ayrıca yaş da seninle. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Komiser Rathod doğru söylüyormuş yaş. Biri o yapımcıya karşı çok büyük bir oyun oynamış. Davayı güçlendirmek için birçok ayrıntıya ihtiyacımız olacak. Evet abi. Bana kalırsa gidip Paridi ile konuşmamız gerekiyor. Belki bir şeyler öğreniriz. Anlatmayı unuttuğu şeyler. Belki yardımcı olur.
Paridi, seni üzen şeyleri konuşmak istemiyoruz ama seni kurtarmalıyız ve o olayla ilgili en küçük ayrıntıya bile ihtiyaç var. O sırada söylemeyi unuttuğun herhangi bir şey var mıydı? Ya da o zaman hatırlamadığın bir şeyler? Bak Paridi, her şeyi bize ayrıntılı olarak anlatmalısın. Böylece Pankaç abinin işine yarayacak bir şey çıkar. Bak Paridi, ne derler bilirsin. Doktordan ve avukattan bir şey saklanmaz. Yoksa sen kaybedersin. O gün olanları iyi düşünmelisin. Hatırla ve anlat bana. Paridi, farkındayım. Pankaç abim ikimizin de kayınbiraderi. Aynı zamanda o senin için savaşan bir avukat. O yüzden onun bütün gerçeği bilmeye hakkı var. Tereddütsüz, utanmadan, hiçbir şeyi saklamadan ona bütün gerçekleri anlat. Hadi Paridi, lütfen. Hepimize ihanet etti. Bize yalan söyledi ve çekimlere gitti. Böyle burnunun dikine gitmeye devam ettiği için Sindiye ailesinin haysiyetini ve itibarını zedeledi. O güvenimize layık biri değil. O gün orada ne olduysa size hepsini anlattım. Emin misin Paridi? Söylemeyi unuttuğun bir şey yok mu? Pankaç abinin işine yarayacak bir şey. Anlatabilirsin. Yok. Her şeyi anlattım. Abi, Paridi'yi odasına götüreceğim. Biraz dinlensin, kendini toplasın. Çok şükür. Her şey düzeldi. Hepimiz sana teşekkür etmeliyiz Arti. Bugün senin sayende bütün ailemiz böylesine büyük bir felaketten kurtuldu. Bugün hepimiz bir aradayız ve hepsi senin sayende oldu. Bu kadar mantıklı ve hoşgörülü olmayı nereden öğrendin sen? Yenge, Yaş'ı her gördüğümde ondan öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Onun kadar anlayışlı, sabırlı bir insanı, sorunların en büyüğü bile hiçbir zaman, hiçbir koşulda rahatsız edemez.